Herkese merhaba. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Kütüphanesi'nin düzenlemiş olduğu Anamet Kütüphane konuşmalarına hoş geldiniz. Ben İrem Ünal. Anamet Kütüphanesi'nde birim kütüphanecisi olarak çalışıyorum. Bugünkü etkinliğimizin başlığı Kültürel Sürdürülebilirliğin Rotası Anadolu Kültür Mirası'nın izinde. Konuşmacılarımız ise Ferzan Durul, Elvan Şenerer, Selin Atacı Yalçın ve Kübra Aktağ. İnsanlığın var olduğu dönemden itibaren neredeyse bir örüntü gibi üretilen, kuşaklar boyu aktarılan, zamanın koşullarına bağlı olarak değişen kültür, özünde insanın ortaya koyduğu, içinde kendisinin var olduğu bir gerçekliktir. Böyle bir bakış açısıyla kümülatif olarak geçmiş nesillerin meydana getirdiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi öğelerin hepsi kültür mirasını oluşturmaktadır. Evrensellik dizgesinde İnsanlık tarihinin ve çeşitliliğin ürünü olan kültürel mirası, gelecek nesillere aktarabilmesi, tanınması ve korunması koşuluyla mümkündür. İşte tam da bu noktada Anadolu Kültür Mirası'nın izinde kitabı, sürdürülebilirlik prensibiyle Anadolu coğrafyasındaki kültürel zenginliği tanıma, kültür mirasımızı gelecek nesillere etkin, eğlenceli ve kalıcı olarak aktarma niyeti taşımaktadır. Kitap kurgusunda yer alan Biliyor Muydun, Keşfedelim, Hayal Edelim, Uygulayalım bölümleri ise kalıcı öğrenmeyi sağlarken çok duyulu ve düşünsel boyutta deneyimin kapılarını da aralayarak kalıcı öğrenmenin eşiğinden geçirmeyi amaçlamaktadır. Konuşmacılarımızla ilgili birkaç bilgi vererek sözü Ferzan Durul'a teslim edeceğim. Ferzan Durul 1972 yılında Manisa'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitiminden sonra felsefe, toplum bilimleri ve psikoloji alanında yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji bölümünde doktora derecesini elde etti. Halen aynı üniversitede uygarlık tarihi ders koordinatörlüğünü yapmakta ve antropoloji bölümünde uygarlık tarihi, kültürel antropoloji, insan hakları antropolojisi, İnsan hakları felsefesi dersleri vermektedir. Uygarlık tarihi, kültür mirası ve insan hakları alanında pek çok proje, kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Elvan Şenörer 1973 yılında Münih'te doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği yüksek lisans mezunudur. Endüstriyel su arıtma, otomotiv kalite, pazarlama, hizmet sektörü eğitimi yönetimi alanlarında profesyonel tecrübesi bulunmaktadır. Çocukluğunda gezdiği bir arkeoloji müzesinde uyanan merakı, kültür mirası ile ilgili sosyal sorumluluk projelerine dönüşmüştür. Bu bağlamda müze öğretim setleriyle çocuk ve müzeye dair çalışmalarına devam etmektedir. Şu anda Yaşa Sade markası altında gönüllü olarak kültür mirasının çevreyle olan ilişkisinin sürdürülebilirliğine dair projeler üretmeye devam etmektedir. Selin Atacı Yalçın 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Trakya Üniversitesi Mimarlık bölümünü bitirdi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Tasarım Sorunları bölümünde mekan öğrenme ilişkisinin çocuk müzeleri üzerinden incelenmesi konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım bölümünde doktora eğitimine devam etmekte ve mimarlık firmasında proje koordinatörü olarak çalışmaktadır. Kültürel miras, duyusal deneyimler, müzeler ve çocuklar için mimarlık alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. Kübra Aktağ, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Halen Anadolu Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama bölümünde eğitimine devam etmektedir. Uzun yıllar özel sektörde büyük veri üzerine analist olarak çalıştıktan sonra veri görselleştirme, web tasarım, marka kimliği ve illüstrasyon alanlarında proje bazlı hizmet veren bir tasarım stüdyosu kurmuştur. Bununla birlikte gezgin bir tasarımcı olarak seyahat ettiği ülkelerden ilhamla özellikle kültürel mirası, mimari ve gastronomi gibi alanlardaki tasarım çalışmalarına devam etmektedir. Son olarak sizlere birkaç teknik bilgi vermek isterim. Mikrofon ve kameralarınız otomatik olarak kapalıdır. Sorularınız varsa lütfen chat kısmına yazınız. Soru cevap bölümünde sorularınız Ferzan Durul tarafından konuşmacılarımıza iletilecek ve aynı zamanda cevaplanacaktır.
Şimdi sözü Ferzan Hanım'a veriyorum. Herkese iyi dinletiler dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılarımızı da öncelikle sevgiyle selamlıyorum. Merhaba diliyorum. Bugünkü webinarımızın aslında konusu Anadolu Kültür Mirası'nın İzinde kitabının. Biraz önce de hepimizi tanıtırken İrem Hanım'ın söylediği üzere çok farklı perspektiflerden, çok farklı temellerden, disiplinler arası bir perspektifle, isterseniz multidisipliner bir yaklaşımla aslında kültürel sürdürülebilirliğin temellendirilmesi adına bu çalışmayı nasıl kaleme aldık? Aslında sahanın sesini size nasıl aktardık? Biraz onu anlatmaya çalışacağız. Fakat bu böyle uzun soluklu bir süreç olacak. Dolayısıyla da önce kitabın uygulama kısmını ve felsefesini anlatabilmem için teknik anlamda kavramsal çerçevesinin kurulması gerekiyor. Şimdi kavramsal çerçeve dediğim andan itibaren ben öncelikle insan, kültür, kültür mirası, hatta üçüncü kuşak insan hakları olarak nitelendirdiğimiz bir hak dizgesinden bahsediyoruz. Ve sürdürülebilirlik kavramları arasında öyle bir ilinti kuracağım ki bu kavramlar arasındaki ilintinin oluşturduğu örüntü aslında Anadolu Kültür Mirası'nın izinde kitabını inşa etmiş olacak. Dolayısıyla da her bir yazarın bu kavramlara yüklediği anlamı da bulmamız açısından oldukça da iyi olacak. Şimdi aslında niye bu kadar kavram üzerinde duruyorum? Kitabın aslında mutfak çalışması, öncesindeki çalışmasında da kavrama neden bu kadar önem verdiğimizi de bence söylememizde yarar var. Kavramlar dünyayı anlamak için kullandığımız araçlar. Bu bağlamda Kant düşünmek kavramlarla bilmektir derken kavramların bilginin temeli olduğunu söylemesinin nedeni de budur aslında. İşte tam da bu noktada insan kavramı, insan nedir üzerine önce düşünsel bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ve bunu yaparken de yazarların her birinin bu kitapta insana yüklediği anlamın ortak olduğunu özellikle de bir kez daha anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle düşünmekte yarar var. İnsan bir var olan olarak ne olduğuna, yapısının ya da doğasının ne olduğuna ilişkin temel soru, doğrusunu söylemek gerekirse tüm bilme bağlamlarının özellikle de felsefenin gündeminde yüzyıllardan beri var aslında. Tabii bu noktada biyolojik bir varlık olarak etten kemikten yaratılmış bir varlık olmanın çok ötesinde sosyal, siyasal, kültürel ve tarihsel bir varlık olduğumuz gerçeği var. Bu açıdan baktığınızda sadece etten kemikten yaratılmış bir varlık değilim. Ben aslında anlam bulmamı içinde bulunduğum toplumsal koşullara borçluysam demek ki tek başına anlamlı hale gelebilen bir varlık değilim. Bu nedenle de ben bir sosyal varlığım. Diğer taraftan İçinde bulunduğum toplumsal dokuda bir aradayken ürettiğim her şey eğer kültürse, o kültürün içerisinde anlamlı hale gelebilen ve dolayısıyla nakış gibi örülen bir varlığım. Demek ki ben bir kültürel bir varlığım. An diliminde hem yöneten hem yönetilen bir varlığım. Bu nedenle de aslında siyasal bir varlığım. Öte taraftan da sadece şimdi düzleminde var olan bir varlık değilim ben. Geçmiş ve gelecekle görünmez bir göbek bağıyla bağlı olan da bir varlıksam demek ki ben bir tarihsel varlığım. İşte tam da bu noktada insanın tek boyutlu bir varlık olmadığını, aslında çok boyutlu bir varlık olduğunu öncelikle temellendirmemizde yarar var. Şimdi bu çok boyutluluğunu tarihsel süreç içerisinde ele almak üzere pek çok düşünür, pek çok felsefeci, pek çok yazar anlamlandırabilmek üzere hatta blurlaştırabilmek üzere insanın tek bir boyutuna atıfta bulunmak üzere bir takım betimlemeler üretmiş. Mesela bu bir tesadüf değil aslında. Mesela Aristoteles'in zoon politikon betimlemesi aslında insanın tek başına
var olabilen bir varlık değil. Aslında tırnak içinde other'ın yani diğerinin varlık koşulu için mutlak koşulda olması gerektiğini hatırlatan muazzam bir betimleme. Ya da homo faber betimlemesi kendisinin ya da yaptıklarının efendisi olduğunu anlatmaya çalışan bir betimleme. Bakın orada bile aslında üreten bir varlık olduğuma ilişkinde bir atıf var teknik olarak. Ya da çok yakın bir dönemde mesela 20. yüzyılın önemli temsilcilerinden felsefe tarihinin daha doğrusu kültür felsefecilerinin içerisindeki önemli temsilcilerinden bir tanesi Cassirer ilginç bir betimleme kullanıyor insan için. İnsan eşittir homo sembolikumdur diyor. Şimdi bu homo sembolikum Cassirer şunu söylüyor. Diyor ki insan fiziksel bir evrende değil aslında kendisinin inşa ettiği simgesel bir evrende yaşamaktadır. İşte o simgesel evren aslında kültürdür. Şimdi bu bağlamda eğer ben simgesel evreni inşa eden bir varlıksam, inşa ettiğim ürünün adı da kültürse, dolayısıyla da artık yavaş yavaş kültür konusuna yelken açmaya başlayacağım. Peki benim insan kavrayışım ne? İnsanı tüm boyutlarıyla birlikte ele alıyoruz biz. Bu kitabın temel felsefesinde insan kavrayışı insanı tüm boyutlarıyla ele almak aslında. Şimdi bu noktada Cassirer'in yolunda simgesel evrenin inşasını gerçekleştiren yani aslında kültürü üreten insan. Peki kültüre nasıl bir anlam yüklüyoruz? Yani teknik olarak baktığımızda. Şimdi bir defa sosyal bilimlerin en net ameli, en sorunlu, en geniş anlamlandırılması en zor kavramlardan bir tanesi kültür. Zaten bu kadar kolay bir kavram olsaydı, şöyle düşünün, 1950'lerde bir kitabın içerisinde kültürle ilgili yazılmış bir kitabın içerisinde 300'ün üzerinde bir kültür kavramı ve ona ilişkin bir tanım olmazdı. Şimdi felsefeciler hep şey diyor ya, bir kavramın birden fazla çok tanımı varsa ya bu kavram bu tanımlara sığmayacak kadar geniş ya da aslında böyle bir kavram yok teknik olarak. Böyle bir kavram olduğuna göre insanın kendi inşa ettiği simgesel evren olarak nitelendirdiğimiz o kültür çok geniş bir kavram. Şimdi dolayısıyla da kültür kavramını anlamaya yönelik çaba neredeyse kültür felsefesinin yapı taşlarını oluşturabilecek kadar temelli. Yani o kadar eskiye dayanıyor. Belki de bu felsefenin, kültür felsefesinin kabaca tanımlanması gerekirse aslında ve bu bağlamda kültür tanımlamak gerekirse insanın doğaya karşı başarısıdır kültür. Ve dolayısıyla da eğer kültür benim insan olarak bir arada yaşarken ürettiğim her şeyse demek ki benim ortaya koyduğum ama içinde benim var olduğu bir gerçeklik. Yani nesnesi de benim, öznesi de benim. Ben üretiyorum. Ürettiğim dokudan aslında etkileniyorum. Eğer siz UNESCO'nun bu Dünya Kültür Politikaları Konferansı'nın sonuç bildirgesinde muazzam bir kültür tanımı yapılmıştı. Çok da böyle zihin açıcı bir kültür tanımıydı. Çok da beğenirim bu tanımı. Kapsamlı bir kültür tanımıdır çünkü. Bir toplumu ya da bir grubu tanımlayan ve içine bütün somut ve somut olmayan değerleri içine alan, hatta öyle ki değer yargılarından gelenek ve göreneklere, kılık kıyafetten inanç sistemine, dil kurgunuzdan bilim ve edebiyata kadar her şeyi içine alan çok geniş bir perspektif. Bu nedenle de bizim kültüre yüklediğimiz anlam bir toplumun aslında kimliği. Ve dolayısıyla da insana yüklediğimiz anlamı söylerken tam da buradan kalkışla kültürü de teknik olarak düşündüğümüzde benim insan olarak tüm yapıp etmelerimin ya da
insan becerilerinin sınırlılık ya da sınırsızlıklarının imlendiği bir kavram. Ve bu bağlamda bakıyoruz. Şimdi eğer kültür böyleyse birkaç tane özelliğinden de bahsetmek lazım kavramsal çerçeveyi çizerken. Kültür akşamdan sabaha üretilebilecek bir kavram değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kültür kümülatif bir şey. Dolayısıyla da muazzam bir tarihselliğinin olduğunu söylemeye çalışıyorum. Tek başına üretebileceğimiz bir şey değil. Biz bir aradayken gerçekleştiriyoruz. Demek ki toplumsal bir şey. Diğer taraftan da kültür genetik değil, kültür öğrenilen bir şey. İçine doğduğunuz toplumda aslında önce anne babanız, sonra öğretmenleriniz, sonra akranlarınız, arkadaşlarınız, çocuklarınız, torunlarınız derken ömrünüzün sonuna kadar içine doğduğunuz toplumsal dokunun ürettiği kültürü öğreniyoruz aslında. Dolayısıyla kültür öğrenilir bir şey aslında. Bu noktada son belki bir özelliği de söylememiz lazım. Çünkü buradan kültür mirasına bağlanacak. Kültür kesinlikle aktarılır. Aktarılan bir şey. Ama küçük bir detay vermem lazım. Aktarma derken ben kendi jenerasyonumda benden önce devraldığım kültürel dokuyu benden sonraki jenerasyona aktarırken oradaki temel nosyonum, misyonum aslında uyarlanmadır. Yani kültürdeki aktarımda insanın nosyonunun uyarlama olduğunu teknik anlamda söylemeye çalışıyorum. Eğer kültüre böyle bir anlam yüklüyorsak, eğer kültürel kültür aktarılan bir şey ise tam da bu noktada bir başka kavramı da aslında belirlemek lazım. Geçmiş nesillerin meydana getirdiği, yine bir örüntü gibi meydana getirdiği, kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi kültürel ürünlerin hepsi aslında kültür mirası olarak nitelendirilmeli. Şimdi dolayısıyla da biz bu kültür mirası kavramına da şöyle bir anlam yüklüyoruz. Özellikle de Avrupa Konseyi'nin toplum için kültürel mirasın değeri çerçevesi sözleşmesinde çok geniş bir perspektifte bir kültür mirası kavramı, kültür mirası imlemi var teknik olarak. Geçmişten devralınan, insanların sürekli evrilen değer, inanç, bilgi, geleneklerinin anonim bir ifadesi olarak düşünülüyor. Ama böyle bakacak olursanız kültür mirası teknik olarak bakarsanız tüm insanlığa ait yani sadece bir gruba, bir topluma, bir bölgeye değil aslında evrensel bir anlamda tüm insanlığa ait olduğunu özellikle de söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu açıdan bakarsanız demek ki insan kavramı, kültür kavramı ve kültür mirası kavramı birbirleriyle eklemlenmiş, çok birbirleriyle örtüşen kavramlar. Ancak şunu es geçmememiz lazım. Bu kavramlar arasındaki bağı kuran bir dördüncü kavram da kültür mirasının aynı zamanda da bir üçüncü kuşak bir insan hakları olması. Şimdi bunun temelini nasıl kuruyoruz? Gizil olarak kitabın alt okumasında bu hakkı, bu kültür mirasının korunma hakkını da aslında temellendirmeye çalışıyoruz. Peki nasıl gerçekleşiyor bu? Arkadaki felsefi donanım ya da antropolojik bir perspektif nasıl gerçekleşmiş aslında? Şöyle düşünebilirsiniz teknik olarak bakarsanız. Eğer ben hayatta kalmak üzere doğaya karşı ürettiğim her şey kültürse ve oluşturduğum o kültür benim alanımı oluşturuyorsa, işte o kültür alanı aynı zamanda benim kendimi var ettiğim insanlaşma sürecimin gerçekleştirdiği alan. Dolayısıyla eğer ben potansiyel bir varlıksam, potansiyelini gerçekleştirebileceğim, kendimi bulabileceğim, kendimi insan olarak inşa edebileceğim zemin de burası. Ve tam da bu noktada çok antropolojik bir perspektifle kendimi geliştirebileceğim her hak eğer bir insan hakkıysa geçmiş kuşaklardan bana aktarılan her bilgi kümesi
benim kendimi gerçekleştirmek için mutlak koşulda sahip olmam gereken bir hak. Bu nedenle de kültür mirası bir insan hakkıdır, teknik olarak bakarsanız. Peki en son kavramsal çerçeveye bakarsanız bu işin sürdürülebilirlikle nasıl bir ilgisi var? Şimdi şöyle söylemem lazım bütün katılımcılara şöyle bir kavramsal bir aydınlanma yaşatmak istiyorum. Kavramları yerli yerinde kullanmak ve bizim hangi kavramları hangi bağlamda kullanıldığını anlatmak üzere. En sonunda da sürdürülebilirlik kavramı üzerinde duruyorum. Pek çok kişinin de bildiği üzere sürdürülebilirlik aslında 90'lara kadar nereden bakarsanız bakın, hatta bence 90'lardan sonra da sanki böyle çok çevreyle ilintilendiren, sadece çevreyle ilintilendirilen bir kavram olarak ele alındı. Fakat hemen şunu söylemem lazım. Mesela ilk kavramın zihinsel dünyamıza giriş yaptığı tarih 1972. Muhtemelen pek çok kişi hatırlayacaktır. Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı'nda ilk kez bu kavramı duyduk. Fakat 1987'de Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından Ortak Geleceğimiz isimli bir rapor yayınlandı. Tabii bu rapor biraz aslında zihin açıcı bir rapordu. Çünkü şöyle bir bağlamı var. Bugünün gereksinim ve beklentilerini gelecek nesillerin kendi gereksinim ve beklentilerini karşılayabilme olanaklarından asla ödün vermeksizin karşılanmasının teknik olarak gerekliliği üzerinde duruldu. Fakat bu zemin oluşturulduktan sonra 87'den sonra 2015'te de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı bağlamında 17 küresel kalkınma stratejisi oluşturuldu. Şimdi bu 17 küresel kalkınma stratejisi ya da işte konusu belirlendikten sonra doğrusunu söylemek gerekirse 2015'te kültür mirası ya da sürdürülebilir kültür mirası ile ilgili aslında herhangi bir detay yoktu. Fakat 2016'da tam da tarihi söylemek gerekirse zihnim beni yanıltmıyorsa Ekim 2016 olması lazım. 20 Ekim 2016 olması lazım. Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Genişme Konferansı'nda Selin Hanım beni teyit edecektir zannediyorum. Evet. Bu konferansta ilk kez yeni kentsel gündem raporu ortaya çıktı ve bu yeni kentsel gündem raporunda ilk kez kentin sürdürülebilirliği ve bu kent dokusunun içerisinde kültürel sürdürülebilirlik bağlamında ilk kez zihin dünyamıza bu kavramda girdi. Peki bu noktada kültürel sürdürülebilirlikten biz ne anlıyoruz aslında? Teknik olarak şunu çok rahat söyleyebilirim. Kültürel sürdürülebilirlik bu kitapta da ana hedefimiz teknik anlamda bu. Bu yoldan açılacak zira. Kültürel birikimin çünkü kümülatif olduğunu söyledik. Bu kültürel birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak. Fakat aktarımının gerçekleşebilmesi için özellikle mesela biz insan haklarında tanıma, koruma ve geliştirme diye üç ayaktan bahsediyoruz. Kültürel sürdürülebilirlikte de tanıma, koruma ama teknik anlamda da arada bir aktarımın olması gerektiğini düşünüyoruz. İşte bu nedenle de belki şunu söyleyebilirim. Kültürel sürdürülebilirliği hedefleyerek Anadolu Kültür Mirası'nın İzinde kitabı içinde bulunduğumuz koşullarda aslında bir sosyal sorun olarak da nitelendirebileceğimiz gelecek nesilleri kültür bağlamında kimliğini oluşturabilmesi, kendini inşa edebilmesi için geçmiş nesillerin bilimsel ya da işte bilgi bağlamındaki aktarımını sağlamak üzere bu kitabın farklı bir metodolojiyle hatta etkin, eğlenceli ve kalıcı olarak öğrenilmesini sağlayarak aslında kültürel sürdürülebilirliği aktarımı
yaparak oluşturmaya çalıştık. Şimdi çok uzun bir girizgah yaptığımın çok farkındayım. Katılımcılarımızı da aslında çok sıkmak da istemiyorum ama kavramsal çerçeveyi çizmek çok önemli. Çünkü bu noktadan itibaren sözü Selin Hanım'a bırakacağım. Ama bizi dinleyenlerin zihninde biz bu kavramlara nasıl bir anlam yüklediğimizi oluşturmaya çalıştık. Şimdi bundan sonraki kısımda sözü Selin Hanım'a bırakıyorum. Özellikle de biz eğer kültürel aktarımı oluşturmaya gayret ediyorsak ve sürdürülebilirliği bu zeminde gerçekleştiriyorsak nasıl bir metotla bu amacı gerçekleştirdiğimizi şimdi webinarın ikinci bölümünde sözü Selin Hanım'a bırakarak devam ettiriyorum. Buyurun lütfen. Merhabalar herkese. Teşekkürler Ferzan Hocam. Çok kıymetli bilgilerle genel çerçevemizi çizmiş oldunuz. Ben bir ekran paylaşmak istiyorum sizlerle. Hızlıca. Bizim hedefimiz bu kültürel sürdürülebilirlikle girdik zaten. Aslında bu çocuk ya da yetişkin fark etmiyor. Kültürü sürdürebilmek için bağ kurmak gerekiyor o kültürle ve bu kurduğumuz bağ aslında yaşatılabilir kılmak için de kişiye özel, kişinin bireysel anlamlarını da aktarıp bağlayabildiği fenomenolojik kayıtlar yaratmak gerekiyor. Bu aslında her insanda kültürün yeniden de üretilmesi demek. Her çocukta bizim hedefimiz kültürümüzü yeniden üretebilmeyi sağlayacak bir deneyim yaşatabilmek aslında bu kitapla. Sürdürülebilirliğe bakış açımız buydu bu kitaba başlarken. Kitabın kurgusu bir rota oluşturduk. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girmiş yerleri rotaladık. Ve bu rotaları bir karakterlerle bütünleştirerek bilginin aktarım ve deneyim kısmını ilave ederek bütün bu kurguyu hazırladık. En son 2023'te de güncellenen verilere göre şu anda 21 adet kültür miras noktamız var UNESCO Dünya Miras Listesi'nde. Biz kitabımızda 3 farklı rotayla bu miras noktalarını rotaladık. Her birinin bir rengi ve bir ulaşım aracı var. Buradaki hedef şu: çocuğa kitabın başında bu rotaları göstererek keşif duygusunu aslında uyandırmak ve kendi seçtiği rotada da devam etmesini sağlayarak da özgüvenini güçlendirmek. Hareket üzerinden bir kurgu aynı zamanda kalıcı öğrenmeye de destek veren bir hareket olduğu için bunu tercih ettik. Bir tabii ana hedef ise Türkiye coğrafyasını çocuklara öğretebilmek. Çünkü burada biraz daha soyut özellikle göstermek istedim. İller arasındaki uzaklıklar ne kadardır, birbirine ne kadar yakınlar, ne kadar uzaklar, genel anlamda ne kadar yaygın. Birçok coğrafyada belki bu kadar miras noktası bile yoktur. Tabii kıyaslamaya gerek yok ama bir arada olduğunda ne kadar dolu olduğunu çocuklara da göstermek istedik. Karakterlerimizi aktarmak istersem de şu şekilde: kırmızı rota, sarı rota ve mavi rota olarak devam ediyor rotalarımız. Ve her rotayı temsil eden de kültürümüzden referans aldığımız bir karakter var. Bunlar Vecihi Hürkuş, Umayana ve Piri Reis. Bunların karşılığı da Vecihi Umay ve Piri isimli 3 çocuk karakterimiz. Bu 3 karakter 3 farklı rota ve 3 farklı ulaşım aracıyla bu rotayı geziyor. Çocuk da bu karakter hareket ederken aslında bizim tanıtmak ve öğretmek istediğimiz, referans aldığımız karakterleri de tanımış oluyor. Kitabın bilgi aktarımı ve deneyim aktarımı kısmına geldiğimizde ise 4 farklı bölüm var. Biliyor muydun? Keşfedelim, hayal edelim ve uygulayalım.
Biliyor muydun kısmında oradaki kültür mirasıyla ilgili okuyucu bir bilgi veriyoruz. Yani aslında buradaki amaç bundan sonra keşfedelim kısmında vereceğimiz bilgilere çocuğun zihnini hazırlamak, merak duygusunu, keşfetme duygusunu tetiklemek. Keşfedelim kısmında da vermek istediğimiz bilgiyi görsel anlamda fotoğraf, illüstrasyonlar gibi destekleyici elemanlarla üç boyutlu perspektif algısını da verebilecek şekilde aktarmak. Hayal edelim kısmında ise bir soru soruyoruz. Bu sorduğumuz soru aslında doğru ya da yanlış cevabı olan bir soru değil. Buradaki amaç kültür mirası noktasıyla çocuğun kendi hayatında bir bağ kurmasını sağlayabilmek, bir çengel atmak aslında. O sürdürülebilirlik kısmında o bağ kurmaktan kastımız aslında bu. Önceki deneyimini şu an bizim ona sorduğumuz soruyla kıyaslamak ya da hiç deneyimlememiş olduğu bir konu varsa bizim sorduğumuz hayal etmesini sağlamak. Buradaki hedef bu. Uygulayalım kısmında da çok duyulu etkileşim, yani çok duyulu deneyimi biz merkeze aldık. Çünkü fiziki ve zihinsel boyutunu tümüyle hissetmemizi sağlayan en büyük adım bu adım, uygulayalım adımı. Burada da kültürel mirasa dair kalıcı şekilde öğrenme aslında en fazla bu bölümde gerçekleşiyor. Şimdi detaylara da gireceğiz. Şimdi ben size örnek olarak kitaptaki dört UNESCO miras listesi noktasından örnekler vermek istiyorum. Hani kurguyu biraz daha kafanızda oturtabilmeniz için. Şimdi Selimiye Camisi'nde biliyor muydun kısmında aslında şöyle bir bilgi vermek istedik. Kandil ateşlerin yanar bilirsiniz camilerde. Bu kandil ateşlerinden çıkan isler bir baca ile toplanıyor. Bir is odası var ve bu isler de biriktirilip mürekkep olarak kullanılıyor. Mimar Sinan'ın camisinde böyle bir dönüşümün olduğunu biz çocuğa verdiğimiz zaman mürekkep hepimizin, bütün çocukların bildiği bir şey. Günlük hayatında kullandığı bir şey. Ve Selimiye Camii de en büyük başyapıtlardan biri. Ve mürekkep yapımında aslında Selimiye Camisi'nin de bir rolü varmış zamanında. Bunu öğreniyor. Bu aslında şaşırtıcı bir bilginin olmasının yanı sıra bağlayıcı bir bilgi. Günlük hayatıyla Selimiye Camisi'ne dair bir veriyi aslında bir noktada bağlamış oluyor. Keşfedelim kısmında biz verileri verirken, bilgileri aktarmaya çalışırken şuna dikkat ettik. Çocukların algılayabileceği, zihninde canlandırabileceği verileri aslında çevirmeye çalıştık. Mesela 31 metre dediğim zaman belki bir mimarın kafasında net bir somut bir şey canlanabilir ama bir çocuğun zihninde bunu canlandırması çok zor, çok bir şey ifade etmez. Bilgiyi gerçek bir şeye bağlayabilmemiz gerekir. Biz de onu mesela el ele tutuşup çember yapan 70 kadar çocuk gibi ekstra verilerle destekledik. Akustik bilgisini havaya ses atmak tabiriyle mesela betimledik. Selimiye Camisi'nin minarelerinde üç tane sarmal merdiven vardır. Yani bunlardan birinden çıkmaya başlarsanız hiç diğerini görmeden çıkabiliyorsunuz. Mesela bunu da DNA sarmalından yola çıkarak aktarmaya çalıştık. Buradaki amaç bilgiyi zihinde canlandırarak içselleştirmelerini sağlamak aslında. Mesela kubbe içinde kubbenin formunu kucaklayan kubbe benzetmesiyle yaptık. Bunu hayal edelim kısmında şimdi yine vurgulayacağım sizlere. Kucaklayan kubbe aslında dini bir mekanda bir kubbenin altında olmanın nasıl bir his olduğunu çocuğa aktarmak.
mimaride neden cami mimarisinde neden bir kubbe var? Yani bu mimari açıdan da konuşulabilecek şu an lisans seviyesindeki insanlarla da tartışabileceğimiz bir konu. Ama önemli olan teknik bilgisinden ziyade insanlar üzerinde, kullanıcılar üzerinde yarattığı his. Ve çocuk orada ibadet etmese de o camiye girdiği zaman mimarinin onu nasıl etkileyeceğine dair bir ipucu almış oluyor bu kitapta. Burada zihinsel bir bağın yanında aslında manevi de bir bağ oluşmuş oluyor. Burada hayal edelim kısmında da biz şu soruyu soruyoruz. Büyük bir kubbe altında bulunmak nasıl bir histir sence? Yani dediğim gibi bunun bir doğru ya da yanlış cevabı yok. Sadece amaç hayal ettirebilmek. Uygulayalım bölümünde ise aslında bir mekan kurgusunu nasıl yaparız? Yani illa mimar olmak gerekmiyor bir mekanı parçalayıp tekrar bir araya getirebilmek için. Biz aslında çocuklara burada başlamaya çalıştık. Bir mekana, bir yapıya girdiği zaman onların nasıl bir araya gelebileceğine dair bir kanca atmak istedik aslında. O yüzden de burada Selimiye Camisi'nin planını verdik. Burada temel geometrik formları bulmasını istedik. Daha önce zaten bir daire ve kubbenin aslında ana mekan olduğundan bahsetmiştik keşfedelim kısmında. Burada avluyu da ekleyip, minarelerin kesisini de ekleyip, önce bu formları bul, sonra sen de bu formları bir araya getirerek bir plan çizmeye çalış gibi bir deneyim yaratmak istedik. Yani aslında mekan kavramını mekan oluştururken deneyimletmek istedik. Bundan sonraki noktalarda çok fazla sizin de vaktinizi almak istemediğim için hızlıca geçeceğim. Örneğin mesela Çorum'da kapılara gönderme yapmak istedik ki orada kapıların kutsal görünmesi, mühürlenmesi, bir güvenliğin olması. Şu anda günümüzde de kapıların kutsal olmasa da güvenlik açısından oldukça önemli olması, şehire girişte güvenlik kapısının olması aslında şehirlerini de bir ev gibi görmenin gösterdiğini biz de vurgulamak istemiştik. Keşfedelim kısmında bu hattuş kelimesiyle gümüşü anlamına bağlamaya çalıştık. Çivi yazısı, Kadeş Antlaşması ve Kadeş Antlaşması'nın İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde olduğunu da belirttik. Çünkü bunu belirtme sebebimiz aslında bu antlaşma Mısır'la Hititler arasında imzalanıyor. Tarihi önemi ilk yazılı antlaşma olması ve dünya için bu kadar kıymetli bir eserin bizim ülkemizde olduğunu da özellikle altını çizmek istedik. Hayal edelim kısmında hepimizin bildiği güneş kursu, Hitit güneş kursuna değinmek istedik. Buradaki geometrik desenlerin de ötesinde kuş, ağaç ve geyik figürlerinin anlamından yola çıkarak senin şu ana kadar gördüğün güneş simgelerinde buna benzer bir şey var mıydı diye bir soru sormak istedik. Yani şimdiye kadar güneşi nasıl resmettin ya da nasıl resmedildiğini gördün? Hititler güneşi nasıl temsil etmiş? Nelerle bağ kurmuşlar? Karşılaştırmalarını istedik. Çünkü karşılaştırma da kalıcı öğrenmenin önemli elemanlarından biri. Burada uygulayalım kısmında çok duyulu deneyime tekrar değinmek istiyorum. Biz burada kilden tablet yaptırır gibi tarçınlı kurabiye hamuru yaptırarak aslında kendi tabletini deneyimlemelerini istedik. Özellikle tarçınlı çünkü orada kokunun da deneyime katılması gerekiyor ki kalıcılığını arttırsın. Bu uygulamadan sonra zaten çocuk tarçını kokusunu aldığı anda büyük ihtimalle hattuşa ve kil tabletler aklına gelecektir.
Truva Çanakkale'de de aslında Truva'nın mitolojik yönüne değinmek istedik. Biraz arkasındaki hikayeye biraz değinmek istedik. Çünkü savaşıyla ünlü olan bir şehrimiz. Yıkıcı bir olay ama arkasında aşk, güzellik gibi çok insani duygulardan çıkan sebepler de var mitolojik açıdan. Onlara da biraz değinmek istedik açıkçası. Keşfedelim ve hayal edelim kısmında da Homeros'un İlyada ve Odise destanında yer almasından, Truva atının bu savaştaki nasıl bir kazanımında nasıl bir rolü olduğundan bahsetmek istedik. Ve hayal edelim kısmında da yani bu ata sence kaç kişi sığabilir sorusuyla aslında çocuğun gözünde canlandırmasını istedik. Çünkü şu an gerçek Truva yok maalesef. Replikaları var. Replikalarını görmeden de aslında biz çocuğun öncesinde zihninde canlandırıp Truva'ya gittiğinde de o şekilde karşılaştırmasını istediğimiz için bu soruyu sorduk. Buranın uygulama kısmında ise metin yaratma pratiği üzerinde durduk. Bu yine destan üzerinden çıkan bir format. Biz burada kendi yaşadığın şehri Homeros'un destanlarında anlattığı gibi sen de kendi şehrini bize bir anlat, nasıl anlatırsın diye sormak istedik ve burada İlyada'dan bir örnek metin paragraf verdik. Truva kentini anlatan bir paragraf verdik ona örnek olması amacıyla. Burada da çocuk Truva'ya gitmese de Homeros'un Truva'yı nasıl anlattığını, nasıl betimlediğini gördükten sonra kendi şehriyle kıyaslayacaktır. Bu büyük bir kalıcı bir deneyimdir. Gitmese de bağ kurmasına yardımcı olacak bir deneyimdir. O yüzden bu uygulamayı özellikle kıymetli buluyoruz. Hierapolis'te Medusa'dan bahsettik. Medusa Anadolu coğrafyasında Helenistik tarzın üslubun çok yaygın olması sebebiyle oldukça sık karşımıza çıkan bir figür. Aslında burada da Anadolu'nun farklı coğrafyalarında olsa da aynı kültürde kesişmeleri var. Biz bunu vurgulamak istedik. Yerebatan Sarnıcı'nda da var. Burdur Antik Kenti'nde, Kibra Antik Kenti'ndeki antik tiyatronun zemininde de var. Hierapolis'te de var. Yani aslında bu bir kültürel zenginlik, ortak bir kültür coğrafi sınırları da aşıyor. O yüzden onu vurgulamak amacıyla belirttik. Keşfedelim kısmında Hierapolis'in geçmişten günümüze kadar gelen suyla olan ilişkisini, şifahane gibi hizmet vermiş olmasını vurguladık. Burada Vitruvius'un da bir alıntısı var. Buradaki suyun özelliği dokumacılıkta ayrı bir renk ve yumuşaklık verdiğini düşünüyorlar buradaki suyun. O yüzden dokuma konusunda da oldukça gelişmiş bir şehir. Hayal edelim kısmında da burada travertenlere değiniyoruz. Yani burada yine betimleme olarak pamuk gibi beyaz ve katman katman benzetmeleri yapıyoruz. Bu çünkü bunu yapmamızın sebebi de çocuk oraya gidemese de dokunamasa da dokunduğunda ne hissedeceğine dair bir merak uyandırmak, keşfetme duygusu uyandırmak ve bu kadar beyaz, bu kadar pamuk gibi olması aslında sonsuza kadar kalan bir şey değil. İnsan eli değdikçe kirlenip karardığı gerçeğini de biz bu kitapta vererek çocukları doğal kültürel miraslara nasıl yaklaşmak gerekir, nasıl korumak gerekir gibi bir davranış örneği yaratması için de bir paragraf bilgi veriyoruz. Çünkü yine bu sürdürülebilirlik olarak baktığımızda orayla ilgili temas ederken, miras noktası ile ilgili bir temas kurarken zarar da vermemek gerekiyor ve bu ne kadar küçük yaşta bu bilinci aşılayabilirsek o kadar doğru olur diye düşündük.
Yani burada uygulayalım kısmında da motor becerilerini çocuğun kullanmasını istedik ve bir dokuma etkinliği kurguladık. Burada da dokuma yapmak için tabii çok basit bir minik kartondan tezgah kurarak herkesin evinde yapabileceği bir uygulama. Bu şekilde aktarabilirim. Burada tabii hedef bütüncül bir anlatım tasarlayabilmek bu sürdürülebilirliği sağlarken. O yüzden de bu bilgileri aktarırken ki grafik tasarım, grafik dili, renk dili çok önemli. Onu ben de aktarması için sözü Kübra Akdağ'a bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Selin. Ben şimdi bir ekranımı paylaşayım hızlıca sizinle. Merhaba bu arada herkese öncelikle. Şimdi ben de biraz kitabımızın görsel tasarım ve illüstrasyonlarının karar ve bunların çizim oluşturulma aşamasındaki amaçlarımızdan bahsetmek istiyorum size. Biz kitabımızla hem Ferzan Hoca'nın hem Selin'in bahsettiği gibi Anadolu'nun zengin kültürel mirasını çocuklara çeşitli çizimler, illüstrasyonlar, renkler, anlatım dili aracılığıyla bunları da kullanarak çoklu duyusal deneyimlerle kalıcı bir şekilde öğretmeye başlıyoruz. Bu hedefle kitabımızın görsel tasarımlarını da haliyle içeriğin çocuklar için ilgi çekici olması ve anlaşılır olmasına yardımcı olabilecek düzeyde özenle planladık. Ben öncelikle sizle hem kapak tasarımında hem de genel tasarımda çok fazla kullandığımız bolca yer alan el sembolümüzden anlatmak istiyorum. Kullandığımız el sembolü çocukların genel anlamda kültürel mirasla olan etkileşimini sembolize ediyor aslında. Örneğin kapaktaki kullanımı çocukların kültürel miras noktalarına dokunarak birçok başka elle onları yerlerine yerleştirerek onlarla oynayarak bu miras keşfetmelerini temsil ediyor. İç sayfalarda da aynı şekilde özellikle uygulayalım bölümündeki kullanımıyla çocukların bu çoklu duyu deneyimiyle gerçekleştireceği etkinliklerde ellerini kullanacağını anlatıyor. El sembolü de aslında bu deneyimleri referans olarak kullanılıyor. Bu ana sembolün dışında kitabımızın tasarım esnasında bizim için çok önemli diğer bir konu olan kapsayıcılığı ön planda tuttuk. Bundan da biraz bahsetmek istiyorum. Örneğin bizim çocuk karakterlerimizin saç renkleri pembe, mavi, yeşil gibi gerçekte olmayan saç renklerinden seçildi. Ya da çocuk karakterlerimizin cinsiyetleri referans aldıkları tarihi karakterlerin cinsiyetleriyle birebir paralel değil. Mesela Piri kız çocuk ama Piri Reis'ten referans alıyor. Biz bu yaklaşımla her çocuğu, her çocuk okuyucuyu kitabımızdaki hem çocuk karakterlere hem de tarihi karakterlere çocuğun cinsiyeti ya da dış görünüşünden bağımsız bir şekilde yakınlık kurabilmesini hedefledi. Kendini onların yerine bu hem cinsiyet hem dış görünüş gibi etkenler dahil olmadan kendini onların yerine koyabileceği bir ortam oluşturmaya amaçladık. Kitabımızda kullandığımız renk paletleri, görsel unsurlar çocukların dikkatini çekmek, içeriği daha etkileyici hale getirmek için elbette ki özenle seçildi ama kalıcı öğrenmeyi desteklemek amaçlı biz tasarımda renklerin de bir tık ötesine geçerek aynı zamanda hareket, doku, kesit gibi Selin'in de biraz bahsettiği noktalara da özen gösterdik. Örneğin Selimiye'nin sarmal merdivenlerindeki hareket mekanizması, bu mekanizmanın görme duyumuzla ilişkisi detaylıca açıklandı. Kitabımızda bahsettiğimiz noktalar, bahsettiğimiz nesneler için seçilen görseller, bu yapının ya da nesnenin dokusunu da net bir şekilde gösteren görseller olmasına çalıştık. Bu sayede yalnızca görme duyusunu aslında bir görsele bakarak, yalnızca görme duyusunu kullanarak bir nebze de olsa dokunma duyusunu harekete geçirmeye başladık. Mesela bir höyüğün nasıl oluştuğunun anlaşılması için, katmanlarının gözükebilmesi için ya da Selimiye, Çatalhöyük evleri gibi bazı yapıların hem içinin hem dışının aynı anda gözde canlandırılabilmesi için kitabımızda bu gibi yapılar yalnızca dıştan görünüşü değil aynı zamanda kesit şeklinde de temsil edildi. Ayrıca tüm bunlarla birlikte
çocuk karakterlerimizi birçok noktada biz kültür mirası noktalarının görsellerinin tam ortasına içine yerleştirdik. Ve bu sayede çocuğun kendini orada hayal edebilmesini de amaçladık biraz. Son olarak kitabımızda birçok noktada yaptığımız haritalandırarak anlatma, bunun öneminden de bahsetmek istiyorum ben biraz. Bizim kitabımızın kendisi zaten Türkiye haritasındaki 3 rota, Türkiye haritasındaki rotalar üzerinden ilerliyor ama aynı zamanda biz miras noktası alanlarının özelinde de çocuklarda görsel uzamsal zekayı kullandırarak nesneleri zihinlerinde canlandırmaya, yön bulma, mesafeleri tahmin etme yeteneğini geliştirmeye, haritalarla öğrenerek bu becerilerinin geliştirilmesi, günlük yaşamda daha iyi kullanılmasını sağlamak amacıyla birçok kültür mirası noktasını da aslında kendi özelinde harita üzerinden haritalandırarak anlatmaya özen gösterdik. Konuşmamın başında da bahsettiğim gibi çok yolu deneyimler aracılığıyla kalıcı öğrenmeyi hedefliyoruz kitabımızda. Dolayısıyla kültürel mirasın aktarımında da bu amaçla biz de sürdürülebilirliği mümkün kılmayı amaçlıyoruz. Aslında tüm bu bahsettiğim tasarım unsurlarının da bu sürdürülebilirlik hedefiyle Anadolu'nun Ferzan Hoca'nın da bahsettiği gibi yani geceden sabaha oluşmayan bu köklü, zengin kültürel mirasının çocuklara tanıtma üzerindeki öneminin büyük olduğunu düşünüyoruz. Şimdi ben sözü biraz da multidisipliner bakış açımızdan bahsedecek olan Elvan Hanım, yazarım Elvan Şener'er yazarımıza bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Ekranımı ben kapatayım. Elvan, istersen sen paylaşırsın. Teşekkür ederim. Çok Rica ederim. teşekkürler Kübra. Son olarak ben odak noktamızı biraz da interdisipliner yaklaşıma ve bunun faydalarına çevirmek istiyorum. Ekranımı paylaşıyorum. Evet, şimdi interdisipliner yaklaşım aslında bir doku bizim bakış açımıza göre ve şu ana kadar farklı paydaşları biz aslında bu ekip olarak baktığınızda bir antropolog, bir mimar, veri analizi konusunda uzmanlaşmış bir grafiker ve ben bir mühendis olarak aslında bu adım adım bu interdisipliner yaklaşımı biraz da görmüş olduk. Bu çok güzel bir zemin, katkılara açık bir zemin. Yani biz bir şeyler ortaya koyuyoruz. Bu katkının çoğalmasını ve zenginleşmesini istiyoruz ve tüm disiplinlere de açık olduğunu göstermek istiyoruz bu çalışmayla. Ve bu bakış açısı da ortak bir zeminde aslında bizi çocukların bakış açısına çok yaklaştırıyor. Yani çocukların o merakına, her şeyi kapsayan soru sorma kurgusuna bizleri yaklaştırıyor ve bu deneyim için, bu deneyimin bir parçası olmak için bizi davet ediyor. Şimdi bu görsel, işitsel ve kinestetik yaklaşım aslında biraz da bu kurgunun içerisinde şöyle bir fayda sağlıyor bizlere. Kendine özgü bu disiplinler bir doku oluşturuyorlar ve bu doku aslında her ne kadar iç içe geçse de kendi derinliğine de gidiyor. Yani aslında kendi özelliklerinde korumasını sağlıyor. Ve bu kurgu içerisinde de ilmek ilmek ilerlemeye ve bir rota oluşturmaya devam ediyor. Yani bir sürdürülebilirlik beraberinde getiriyor. Ve dolayısıyla biz belki çocuklara bir şey öğrettiğimizi zannediyoruz ama aslında onlardan da öğrenmeye devam ediyoruz. Yani biz mi onlardan çok daha çok şey öğreniyoruz yoksa onlar mı bizden bir şey öğreniyor? Aslında bu interdisiplinerliğin içinde biraz bu karıştı ve çok da güzel oldu. Sonuç olarak soru sormak çok çok önemli ve bu merakı bir kurguda tutmak çok önemli. O yüzden biz bu rotanın bize çok büyük bir fayda sağladığını düşünüyoruz. Yani odaklı soru sormanın merakı bir çizgide ilerlettiğini ve bir bütünsellik oluşturduğunu düşünüyoruz. O yüzden de bu sürdürülebilirlik yaklaşımının bizleri açıkçası daha farklı nerelere götüreceğini çocuklara sordukça da aldığımız cevaplardan merakla devam ediyoruz. Ben de sözü bu merakla beraber Ferzan Hoca'ya tekrar geri vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce Elvan Hanım'ın son konuşmasını yaparken zihnime hemen şöyle bir şey geldi. Zannediyorum Piaget'in
yapılandırmacı modelinin içerisindeydi bu. Bence oturduğumuz zemin, işlediğimiz ana noktada buydu da aslında. Birey teknik olarak bilginin alıcısı değil, üreticisidir. Bu nedenle de biz bilgi öğrenenin zihninde oluşturulan bir şeydir. Yani aslında yani çocuk o bilgiyi kendi zihninde inşa eder ve öğrenir ve dönüştürür. Ve böyle bir mantıkla da bunu gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Yani yapılandırıcı bir modelle teknik olarak bunu gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan da içinde bulunduğumuz yeni dünya düzeninde tek bir perspektiften, tek bir bilimin penceresinden ya da tek bir disiplinin penceresinden herhangi bir sosyal sorunu anlama, kavrama ve çözme mümkün değil. Bu nedenle de sosyal sorunları ya da karmaşık gerçek dünya sorunlarını çözebilmek için eğitim dizgesinde probleme dayalı işte sorun çözme. Bu mesela bu bir format ya da vaka çalışması bir format. Saha çalışması bir format. Keşif ya da sorgulama bir format. Bütün bu formatlar aslında teknik anlamda çocuğun bilgiyi üretmesini sağlayan, farkındalığını geliştiren ve sosyal sorunların çözümünde de oldukça da etkili bir format ve metot. Kitabımızın içerisinde de işlenen metot buydu aslında. Diğer taraftan da farklı disiplinlerin kendi bilgi kümelerinin bu odak noktasında sorunu nasıl çözebildiği, yelpazeyi nasıl genişletebildiğini ele alarak özünde insanın değer bilgisini ürettik aslında. Kendi değer bilgisini inşa eden toplumların aslında sürdürülebilir bir kültür mirasını inşa etmede de başarılı olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle de farklı bir metodolojiyle, farklı bir formatla aslında bu çalışmayı gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Şimdi son noktada hemen bir şey de eklemem lazım. Aslında iki önemli bir noktayı eklemem lazım. Bu çalışmanın arka planında belki de uygulamalı antropolojinin de var olduğunu düşünmekte yarar var. Çünkü uygulamalı antropoloji, eğer biz sürdürülebilir kültür mirası diye bir kavram kullanıyorsak, yani kültür mirasının başına sürdürülebilir kavramı koyduysak, demek ki sürdürülmeyle ilgili bir sıkıntı var ki biz sürdürülebilir kültür mirası kavramını ortaya koyduk. Demek ki bu alanda bir sorun var. Bu açıdan bakarsanız, uygulamalı antropoloji, antropoloji verilerden yola çıkarak, yani antropolojik verilerden, yaklaşımlardan ya da işte kuram ve yöntemlerden yola çıkarak herhangi bir sorunun, toplumsal bir sorunun tanımlanmasını, değerlendirilmesini ve çözümlenmesini sağlayan bir zeminse tam da biz böyle bir noktada belli yaş aralığındaki, belli sayıdaki çocukla çok öncesinde görüşmeler gerçekleştirerek sürdürülebilirlik noktasında kültür mirasını nasıl zihinlerinde oluşturuyor çocuklar? Aslında önce onu merak ettik. Ve öyle bir zemini oluşturup o veriyi topladıktan sonra, yani saha çalışmasını tamamladıktan sonra aslında yavaş yavaş kaleme almaya başladık. Bir son nokta, İrem Hanım'a son sözü ve soruları almadan önce kitabımızın içerisinde evet editörümüz var ama bizim bir çocuk editörümüz var. Dolayısıyla da onun gözüyle kavramlara nasıl anlam yüklediğimiz, doğru kavramları mı kullandık, kendi zihninde nasıl imlendi acaba o kavramlar? Bütün bunlar onun zihninden nasıl çıkıyor ve onun onayı alındıktan sonra da aslında kaleme alındı. Bu açıdan da çok kıymete değer olduğunu düşünüyorum. Herhalde çocuk editörünün kullanıldığı ilk kitaplardan biri olduğumuzu da söylemekte yarar var diye düşünüyorum.
Ve böyle de konuyu toparlamış olayım. Şimdi ben sözü İrem Hanım'a bırakmadan önce sorulara bakıyorum ama henüz ben göremedim bu noktada. İrem Hanım, isterseniz buradan sonraki kısmı size bırakayım. Buyurun lütfen. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Katılımcılardan sorularını bekliyoruz varsa. Yoksa da oturumu kapatacağız. Bakalım var mı? Şu anlık yok gözüküyor. Çok çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir konuşmaydı. Umarız ki katılımcılarımız da aynı şekilde memnun kalmıştır eminim ki. Bir Anamet Kütüphane konuşmalarının sonuna geldik böylece. Konuşmalarımız Mayıs ayında da devam edecek. Mayıs ayının bilgilerini web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Derken soru Evet. mu geldi yoksa bir teşekkür ve ekibin eline sağlık dileği geldi. Çok Evet. teşekkür ederiz. Zannediyorum Selin Hanım'la tanışmak Ha, istiyor evet. da aslında elbette zannediyorum çok da mutlu olacak Selin Hanım da. Çok teşekkür ediyoruz. Okul öncesi eğitimde görevli olan öğretmenlerimiz için aslında çok önemli bir kaynak. Çünkü o resimlerin de aslında çok erken yaşta anlamlandırılmasını sağlamak adına oldukça iyi bir çalışma olduğunu biz de düşünüyoruz. Yani resimler konusunda, illüstrasyon konusunda biz de ekibimize çok güveniyoruz bu noktada. Çok teşekkür ediyoruz aslında. Çocukların tepkilerini bu arada da hemen söyleyeyim kıymetli katılımcımıza. Yani evet aslında uygulamalı antropolojinin zemininde oluştuğumuz için ya da çalıştığımız için bu çocukların bu kitaptaki uygulamaları yaptıktan sonra genel bir mail adresimiz var arkasında. O çocuklar buraya bir takım çizimlerini, resimlerini gönderiyorlar ya da biz okul çalışmalarında görüyoruz. Kendilerini nasıl çizdiler? Mesela o bize bir sonraki çalışmamızda aslında çok büyük bir yol gösterici olacak. Yani kubbeyi öyle mi çizelim, illüstrasyon böyle mi olsun diye teknik olarak bize çok fazla bilgi veriyor. Bir de tabii ki bizim kavramları kullandığımız biçim, imge onlarda çok farklı. Nasıl ele almamız, nasıl etkin ifade etmemiz aslında onlar bizi yönlendiriyorlar. Onun için bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki bundan sonraki yıl için böyle bir niyetimiz var. Teknik olarak o da şu. Bu resimlerin her birini toplayarak bir soft ortamda aslında sergileme gibi bir niyetimiz var. Böyle bir niyetimiz var aslında. Ümit ediyorum bunu da gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok tanışmak isterim. Elbette her zaman ne zaman arzu ederseniz çok mutlu olurum. Birlikte hep söylediğim gibi yaşanılır bir toplumu tasarlamak istiyorsak insanın değer bilgisini ürettiğimiz faaliyetleri gerçekleştirmemiz lazım. Mutlaka bunu yapmak zorundayız her şeyden önce. Bunu da bir kültür mirasının korunması hakkı bağlamında değerlendirmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Çok güzel dilekleriniz ve sözleriniz için de çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok güzel tepkiler aldık chat kısmından. İyi dileklerini yazan herkese çok teşekkür ederiz. Güzel şeylere vesile olduk diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar. Tekrar tekrar teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Tamam.